Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere buram buram tarih kokan bir mekandan sesleniyoruz. Sultanahmet İstanbul'da Ziya Şark sofrasına konuk olduk. Bu muhteşem lezzet durağının sahibi Sayın Mehmet Can Leblebici ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, burada bulunmak gerçekten ayrı bir güzellik taşıyor. Çünkü burada normal mekanların dışında tarihi bir mekanda bulunmanın gururunu yaşıyoruz haklı olarak. Ve aynı zamanda gerek yerli gerekse yabancı konukları ağırlıyoruz. Evet. Hatta diyebilirim ki %90 ağırlıklı yabancı konuklara hizmet veriyoruz burada. O zaman ne yapıyorum? Türkiye'm adına size sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bizim elçiliğimizi üstleniyorsunuz bir anlamda. Evet. Türkiye'mizi ekibinizle birlikte taşıdığınız için haklı olarak gururla sonsuz teşekkürler. Tabii ki burasının çok keyifli bir geçmişi var. Yılların lezzetinin bizlerle burada buluşması var sevgili konuklarla. Kaç yıldan beri buradayız? Biz 7 yıldır. 7 yıldır buradayız. Evet, evet. Peki bu güzel mekanda ki lezzetler neler diyelim o zaman? Evet. Neler var? Bu Urfa yöresine ait, Antep yöresine ait kebap çeşitleri. Kebabın tüm yöresel çeşitleri. Tüm yöresel çeşitleri var. Pide çeşitleri var. Lahmacunlarımız. Evet, Türk iş lahmacunumuz olmazsa olmaz. Tabii, turistler bayılıyorlar değil mi çünkü? Yani, tabii ki değişik geliyor. Değişik onlara Türk iş pizza olarak. Türk iş pizza, lahmacun bizim Türk iş pizza. Evet, süper. Evet. Ve tabii ki muhteşem gene işli köftemiz. Olmazsa olmaz çiğ köftemiz. Ve gavurdağı salatamız değil mi? Ve künefemiz. Tabii bütün bu yemekleri yedik, üstü tatlısız olmaz diyerek burada gerek kadayıf gerekse künefeyi burada sevgili konuklarla buluşuruz. Şurada bir testi kebabını görüyorum tabii ki. O da çok özel olarak konuklarla buluşuyor. Evet, o da özel bir ürün. Onu da sunuyoruz, değişik hoşlarına gidiyor. Hemen onu birazcık açmak istiyorum izninizle Mehmet Bey. Şimdi onun içine muhteşem etler, sebzeler vesaireler dolduruluyor. Evet. Fırında çok ağır ateşte pişiriliyor. Evet. Ve soframıza bu şekilde testiyle getiriliyor. Yanında kıracağıyla birlikte. Evet. Ve sevgili turistler anında onu kırarak sıcak sıcak yemenin zevkini yaşıyorlar. Aynen. Peki bu güzel mekan kaçta kaç arası hizmet veriyor? Normalde açılmış sabah 8 ile akşam 11 arası. Başlıyor. Sabah 8'de çorba ile başlayan koşturmaca değil mi? Sonrasında diğer ürün yelpazeleriyle devam ediyor. Aynen. Peki efendim burası aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyor? 110 kişilik. Evet. O zaman tüm turist organizasyonlarında da bizlerlesiniz. Kalabalık yani, değil mi? Kalabalık gruplarda tabii. Yani sıkıntınız olmuyor. Yani salon içinde 70-80 kişi. Bir de bahçe kısmımız var. Değil mi? Keyifli bir terasımız var böyle. Orada da Gülhane'nin bakıyor. Gülhane'nin keyfini yaşıyorlar. Evet. Orasında o şekilde değerlendiriyoruz. Peki efendim kaç kişilik bir kadro var bizlere bu hizmeti veren? Şu anda 20 kişi var. 20 kişiyle çalışıyoruz. Evet. O zaman ne yapalım? Öncelikle bu muhteşem yelpazeyi bize sunan sevgili aşçılarımıza, sonrasında bunları bizim masamıza getiren sevgili ekibimize de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Burada tabii ki malzemeler çok çok önemli. Bu muhteşem lezzetlerin bize masamıza gelmesi için. Evet. Tüm bu malzemeleri nerelerden temin ediyoruz? Yani mesela etlerimizi günlük alıyoruz. Değil mi? Özel tabii bir kasabamız var yıllardır tabii çalıştığımız. Tabii ki aynen o şekilde. İhtiyaca göre alıyoruz etimizi. Fazla alıp stoklamıyoruz. Stoklamıyoruz, taze olsun. Tabii ki ihtiyaca göre alıyoruz. Ürün bittiğinde günlük sipariş veriyoruz ki yani lezzetini muhafaza etsin. Lezzetten ödün vermek istemiyoruz. Tabii çünkü bir yiyen bir daha gelsin muhakkak istiyoruz. Yani işte. Burada diğer malzemeler de hep yöreden bizlerle buluşuyor. Pul biberiydi, bulguruydu, pilavıydı, pirinciydi. Hepsi yörelerden gelerek künefemizde dahil bizler de burada bu muhteşem şekilde sunuluyor. Evet. Peki Mehmet Bey, bu doğrultuda hedeflerin büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Ya hedefimiz her zaman için daha iyi hizmet sunmak, müşteriyi memnun etmek. Yani tekrar gelmesini sağlamak tabii ki. Yani lezzetle
bir şeyler ikram ettiğimiz zaman ben tekrar geleceğini düşünüyorum. İnanıyorum diyorsun. Tabii inanıyorum o şekilde. Çünkü insanlar genelde boşuna ekliyor. Damak tadına uygun olduğu yerleri. Değil mi? Mesafenin hiç anlamı olmaz o zaman. Yok, tabii ki. Kesinlikle tabii çok ki. Uzun yollar kat ederek gideriz tabii o güzel mekana. Ki. Gerek bizlerin karşılanması olarak, gerek sonrasında sundukları hizmet olarak, lezzet olarak bütün bunlar etkendir. Evet. Ziya Şark sofrası da bu ender mekanlardan birisi. Evet. Dediğiniz gibi ayrıcalıklı olarak turist konuklarımızı da ağırlıyorsunuz. O da gerçekten size teşekkür etmeme bir sebep. Burada aynı zamanda diğer mekanlara göre araba park sorunu yok. Hemen yanımızda İspark'ımız var. Evet. Aynı şekilde evet. rahatlıkla arabamızı park ederek burada yemek yemenin evet. keyfini evet. çıkarabiliyoruz. Yapma o zaman ederim. tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Ederim. Bu muhteşem kalitenin gülen yüzünüzle birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sultanahmet İstanbul'dan, muhteşem tarihi mekandan, bu muhteşem lezzet durağından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Tüm dünya konukları burayı zaten biliyor. Biz bütün İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu doyumsuz lezzetlere davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.